Gülbahar Sultan. Fahriye Sultan. Ne işin var burada? Dur tahmin edeyim. Kösem yolladı seni. Ağzımdan laf almaya geldin. Hakkınızda duyduklarım doğru mu bilmiyorum. Ama eğer doğruysa sizi bizzat ben idam etmek isterim. Buraya bunun için gelmedim. Sizinle konuşmak istiyorum. Benle ne konuşabilirsin? Dairemde bir mektup buldum. Sizi itham eden, hünkârımıza tuzak kurduğunuzu yazan isimsiz bir mektup. Bak sen şu işe. Meğer ne çok düşmanım varmış. Asla asları olmayan ithamlarla beni bitirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Sizce bu mektubu kim yazmış olabilir? Ayşe Sultan. Olabilir mi? İkinizin arasında bir hesabın olduğunu az çok biliyorum. Ayşe nereden geldi aklına? İnkar etmediğinize göre doğru iz üzerindeyim. Hayırdır? Nereden geliyorsun böyle? Zindandaydım. Gülbahar Sultan'ın yanında. Niye indin ki sen oraya? Ödün kopuyor değil mi? Gülbahar Sultan konuşacak. Ve her şey gün yüzüne çıkacak diye. Ne saçmalıyorsun sen? Söyledim sana. Benim Gülbahar Sultan'la bir alakam yok. Kafanda neler dönüp duruyor bilmiyorum. Lakin hepsi uydurma. Henüz ispat edemiyorum. Ama edeceğim. Bir gece ziyaretine gelmiştim, hatırlıyor musun? Yaptıkların cezasız kalmayacak demiştim. Günahlarının bedelini ödeyeceğin gün çok yakın Ayşe. Hiç ummadığın kadar yakın. Fahriye bu işin peşini bırakmayacak belli. Gülbahar Sultan'ın ağzını yoklamış, baksana. Bu hiç hesapta yoktu. Ya mektubu öğrendiyse? Benim de korkum bu. Ne yapıp ne edip Gülbahar Sultan'ı susturmamız lazım Narin. Konuşursa kurtuluşum olmaz.